üzerine indirdiği insanların kangrenli kolun simgesidir. Bunun hiçbir anlamı yok. Kritte amiralmiş, kıdemli albaymış. Hiçbir anlamı yok bizim için. Er rütbesini düşürdüler diye sevinmesinler. Sevinmesinler. Er diye hor gördükleri o zaman, madem ki hor görüyorlar bizim bu duruma düştüğümüzü, onlar bu vatan evladından çıkan insanlar. 20 yıldır, 30 yıldır hizmet eden insanlar. Hiçbir gaye, amaç gütmeden. Öyle dışarıdan bakıldığı gibi değildi hayat, asker hayatı. Hiç kimse bunun farkına varmadı bugüne kadar. 2 yıldır burada çığlık atıyoruz. 2 yıldır atıyoruz bu çığlığı. Bu sahte dava, bu dava düzmece delillerle kuruldu diye. Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı bizden umut beklemesinler demiş. Umut beklemiyoruz kimseden. Biz umut beklemiyoruz. Eğer Genelkurmay Başkanı ben bu davaya baş koydum, bittiğinde sizler çıkmazsanız istifa edeceğim dediyse bugün göstersin şerefini. Şerefini göstersin, istifa edip göstersin. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu haber gönderdiyse çocuklar bitiyor bu iş sizin için diye. Suçsuz olduğumuzu onlar bizden çok daha iyi biliyorlar çünkü. Bizim eşlerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz suçsuz. Bu kadar basit belli yani. Ama bu Genelkurmay, diğer düşmanlarımıza bir şey demiyorum. Bu kumpası kuranlara lafım yok. Onu Allah katında onlar zaten cevabını verecekler. Ama arkamızda durmayan Genelkurmay'a sesleniyorum. Bu kadar mı vicdansızsınız? Vicdanlarınız bu kadar mı kurudu sizlerin ya? Silah arkadaşlarınızı diri diri mezara gömdüler. Bakın ayakkabıları koyduk oraya. Ölü evinin önüne ayakkabı konur. Bilmem farkında mı bunlar? Bunları diri diri gömdüler. Benim eşime 16 yıl ceza verildi. Birine 18 yıl verildi, 20 yıl verildi. 70 yaşındaki insana 20 yıl ceza verdiler. Hiç mi vicdanınız yok ya, hiç mi? Bu kadar mı kindarsınız? Neyin kinini güdüyorsunuz? Ve bu kine karşı silah arkadaşları sustular. Yazıklar olsun. Genelkurmay Başkanı'na sesleniyorum buradan. Eğer biraz vicdanı varsa istifasını koyar. Yarın koyar istifasını. Deniz Kuvvetleri Komutanı. Ya Çetin Doğan silah arkadaşları yerine denizcileri mi seçti? Darbe yapmak için sadece denizcileri mi seçti ya? Akıl mantık durdu mu bu kadar? Durdu mu bu kadar akıl mantık? Nerede görülmüş ya? Hiçbir bilirkişi raporu kabul edilmez. Hilmi Özkök'e sesleniyorum. Gelsem tanıklık etsem de bir şey değişmeyecekti. Bir adam bir desene bunlar suçsuz diye. Bunu diyemiyor musun sen? Akşam başını yastığa nasıl koyuyorsun ya? Nasıl koyuyorsun? Hiç mi gururunuz yok sizin? Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Ama tek bir şey daha. Cehennemin kafasında bekleyeceğim onları. Arkalarından tek meyhurmak için bekleyeceğim onları.